Şimdi Afife teyzenin okuma serüveni için Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gidiyoruz. İlkokul mezunu Afife teyze, yılın 6 ayını geçireceği yaylada hayvanlara bakmak için hazırlık yaparken ilk olarak kitaplarını alıyor. Sözü uzatmayalım ve Afife teyzeyi izleyelim. Adım Afife Küçükbenli. 56 Yahyalı doğumluyum. Kayseri Yahyalı 56'dan. İlkokul mezunuyum, ev hanımıyım, evliyim, 3 çocuk annesiyim. Mutluyum. Okuma serüvenim, ilkokul mezunuyum ama okumayı ve kitapları çok seviyordum. Tahsil yapamadım, okuyamadım demiyorum, tahsil yapamadım. Annem izin vermedi, babam çok istedi, ben çok istedim ama okuyamadım. Ama okumaktan kopmak istemedim, evin büyük çocuğuydum, orta halli bir ailenin, kalabalık bir aileydik. Kardeşlerimin kitaplarından faydalandım daha çok. Küçük bir yerdi burası, öyle imkanım yoktu. 77'de evlendik eşimle Ahmet Bey'le. Anlaşarak evlendik. O zaman Yahyalı'dan çıkma şansım oldu. İlk gittiğimiz yer Konya'ydı ve büyükşehirdi bana göre. Okumam daha orada imkanlarım çoğaldı. Kütüphane bulabiliyordum, kitapçı bulabiliyordum. Bu kadar çok iş yoktu. Orada daha rahat ettim. Daha çok okudum, böyle başladı. Hala devam ediyor. 60 yaşındayım. Yani gözlerim izin verdiği sürece de okumak istiyorum. Okumak benim dünya görüşümü değiştirdi. Ben öyle kabul ediyorum. Daha anlayışlı, daha hoşgörülü, daha çok şey bilir bir hale geldim zannediyorum. Okumakla farklı bir insan olduğumu düşündüm her zaman. Genelde klasiklerle başladım. Her yaşa göre okudum. Mesela çocukluğumda çocuk kitaplarını okudum. Çocuk klasiklerini, çocuk kitaplarını, o gün için yazılmış ne varsa. Sonra daha genç kızlıkta biraz daha tabii Aşk-ı Memnu'lar girdi buraya. Mesela Yakup Kadri'yi çok severim. Halide Edip'i çok severim. Mesela Sabahattin Ali'yi çok severim. Kürk Mantolu Madonnası'yla Kuyucaklı Yusuf. Ne bileyim, Yılanların Öcü'nden kimdi, Fakir Baykurt muydu, onları yani sevdiğim yazarlar. Dünya klasiklerinden de son zamanlarda okudum Rus edebiyatlarını. Mesela Dostoyevski. Çok benim kültürüm yok, isimleri karıştırabilirim. Albert Camus. Bak, onun kitaplarını da seviyorum. Bu aralar işte neydi o adam? Afrikalı Leo'nun yazarı Amin Mahfouz. Onun bir kitabını okudum, hoşuma gitti. Bir kitabına daha başlayacağım. Gelmemiş, gelmemiş, gelmemiş. İşte bir Sefiller bende iz bırakmıştır. Böyle kitapları seviyorum, yazarları da seviyorum. Ve en çok merak ettiğim bir kitaba başlarken yazarları birkaç kere okuyorum. Çünkü okurken acaba bu yazar ne yazmış, neden, o günkü ruh hali neymiş yani. Beni aşıyor gerçi, benim okuma ve kültür seviyemi aşıyorlar ama yine de merak ediyorum yani. Bazen aklıma küçük küçük öyküler yazmak da gelmiyor değil ama okumaktan vakit bulamıyorum. Bir de ben yazarları da çok seviyorum. Hiçbir yazarla da tanışma şansım olmadı yani ama kitap okurken hep yazarları da düşünüyorum. İşte çocuklarımı çok aşıladım buna. Okumayı sevdirdim onlara. Sonra onlar büyüdü. Bu benim kitap temin etme işim daha da kolaylaştı. Onlar bana her yerden kitaplar temin ettiler. Okudukları kitapları tavsiye ettiler. En büyük sorunum benim okuduğum bir kitap üstünde biriyle tartışamamaktı. Ve o konu hakkında konuşamamaktı. Bunu çocuklarımla, telefonda bile olsa bir kitabı başladığım ve bitirdiğim zaman çocuklarımla konuşuyorum. Bu sene oğlum evlendi, okumayı seven bir de gelinim var. Çok mutlu oldum. Okuduğum zaman kendim sanki çok özel bir insanmışım gibi hissediyorum ve okurken kendimle baş başa kaldığım tek zaman oluyor. Okumayı
okumak istiyorum yani. Bir açlık belki, belki bir duygusal bir şey bilmiyorum ama okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. O gününe göre değişiyor yani, bir gün benim çünkü programlı değil hayatım, hayvan olduğu için çok yoğun olduğumuz günler yatmadan önce bir yarım saat fırsat bulursam veya gün içinde dinlendiğim çay içerken bir iki sayfacık da olsa ama günlük mutlak o kitabımı elime alıyorum. Almadığım zaman bir işim yarım kalmış gibi boşluk hissediyorum kendimde. İlla okuyacağım yani. Düşünemiyorum. Herhalde kitap yazarım. Başka bir şey düşünemedim. Çünkü ben de çok seviyorum böyle hayal kurmak, bir şeyleri gözlemlemek, gözlemlediğim bir şeyin üstünde düşünmek, sorgulamak. Kitapsız düşünemiyorum çünkü biz yaylada yaşıyoruz, bu yıl gitmedik ama 6 ay yaylada kalıyoruz çadırda. O zaman hani bir ilaç, ağrı kesici veya bir ilaç çok ezen bir şey koyarmış gibi önce kitabımı koyuyorum. Evimin süsü kitaplarım, çantamdaki kitabım. Seviyorum kitapları. Bir de kitap olarak da seviyorum. Mesela bana öneri getiriyor çocuklarım o elektronik okuma kitaplarını filan. Onlardan mutlu olmuyorum. İlla bu kitabı elim alınca çok mutlu oluyorum. İmkanım olsa böyle gezmek, kütüphaneleri, hep kütüphanelere dolaşmak, çok değişik şeyler görmek isterim. Bir şeyleri gözlemlemeyi de seviyorum. Bu dünyaya geldik. Misafiriz nihayeti. Zamanım niye boşa geçsin? Niye onun bluzuyla, ötekinin eteğiyle, birikinin eşyasıyla uğraşayım? Bu bana boş geliyor. Mesela şey, Jacques London'un Martin Eden'da nasıl bir kendi kendine bir savaş verdiğini. Bunlar yani insanın kendi kendiyle savaşını seviyorum herhalde. Kitaplarla örülü ve hayvanlarımla örülü bir dünyam var. Ama herkesi, insanları da seviyorum. Doğayı çok seviyorum. En çok da insanların israfına kızıyorum. Ben de var diye israf etmelerine çok kızıyorum. Mesela doğayı harap etmelerine, benim suyum var diye çok kullanmalarına, ne bileyim, her şey israf edilmesi, hele de zaman israfına üzülüyorum. Kim gibi olurdum acaba? Şu anda bir sürü şeyler geçiyor gözümün önünden ama Burun Kahvedeki hanım olabilirdim herhalde. Oradaki karakter olabilirdim. Vatanım için ölebilirdim. Bütün annelerden kendilerinin okuması ve çocuklarını kitap okumaya alıştırmalarını öneriyorum. En çok istediğim bu. Bir de tek yanlı kitap okunmasına da karşıyım. Her taraftan okunması lazım ki beyninde bir jimnastik yapasın. Bir çeşit kitabı hep aynı yönde okuyup gitmeye de karşıyım yani. Her taraftan okuyup kendi kafanda bir böyle analiz edip yerleştirmek lazım diyorum.